Değerli izleyenler, herkese merhabalar. Ben Perihan Tantur, Borsa Tekniğe hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününde birazdan Ahmet Mergen hocamızı ağırlayacağız ve Borsa İstanbul'u değerlendireceğiz. 2500 puanın üzerinde bir fiyatlama hakim an itibariyle Borsa İstanbul tarafında. Yurt dışı tarafına da baktığımda aslında bir pozitif ayrışmamız var. Asya seansı bu sabah satıcılıydı. ABD tarafına baktığımda ABD vadelilerde de satıcılı bir seyir var ama Borsa İstanbul'daki pozitif ayrışmanın TL bazlı devam ettiğini görüyoruz. Yılbaşından beri dolar bazlı bir getiri de var. O yüzden bugün irdeleyeceğiz. Borsa İstanbul'u irdeleyeceğiz. 4 farklı grafik hazırladı hocamız bizler için sağ olsun. Hem günlük hem haftalık TL bazlı ve özel bir grafiğimiz var. Aynı zamanda dolar bazlı Borsa İstanbul'u değerlendireceğiz. Gelin isterseniz bir fiyatlamalara bakalım. Ardından da Ahmet Mergen hocamıza dönelim. 2500 puanın üzerine bir fiyatlama söz konusu. Dedik 20 milyarın üzerinde hacim var. Son zamanlarda zaten hacmin arttığından bahsediyoruz. Hatta Borsa İstanbul tarihinin en yüksek hacimlerini gördük son 1-2 haftadır. 60 milyarın üzerinde günlük hacimler yaşadık. Şöyle bir hacimlere baktığımda ilk sırada bugün hacimlerin %8'ini tek başına Garanti Bankası'nın oluşturduğunu görüyoruz. Şu saat itibariyle 1.6 milyarlık hacim söz konusu. Onu Türk Hava Yolları, Kozaltın, Aselsan, Yapı Kredi gibi paylar takip ediyor. BIST 100 tarafına baktığımda en iyi performansla ilk sırada Jansa'yı görüyorum. %9'a yakın bir yükseliş var Jansa'da. Onu Karton takip ediyor %5'lik yükselişle. Oyak Çimento %5'e yakın artı. Koza Maden %4,5'un üzerinde. Doğaş, İşmenkul Değerler, Zoren, Parsan, Odaş, TSKB diye listem uzayıp gidiyor. En kötü performansa dönecek olursam İŞGEYO. Bu aralar oldukça hareketli, oldukça uzun bir sürede tavan tavan hareketi yaşamıştık ki ardından da bu taban serisiyle burada bu yükselişin son bulduğunu görüyoruz ve oynaklıkta arttı. %5 kadar eksi İŞGEYO. Yine %3'ün üzerine kayıplarla onu Erbosan, Sabancı Holding, Hektaş, Global Yatırım Holding, Torunlar, İş Finansal gibi, İş Finansal Kiralama gibi hisseler takip ediyor. Fakat alt endekslere, büyük endekslere baktığımda pozitif bir seyir var. Bankacılık endeksi örneğin %0,74 kadar yukarıda ve 4,5 milyarlık işlem hacmi var. Sınai endeksi 10 milyarlık hacim görüyorum. Yine burada da 4.348 puan seviyesindeyiz. Holding endeksi %0,32 kadar yukarıda 3 milyarın üzerinde hacim var. Diğer taraftan ulaştırma endeksine de baktığımda 4.234 puan seviyesinde %0,65'lik yükselişlere işaret ediyor. Dolar Türk Lirası'na döndüğümde dolar Türk Lirası sakin, 14.64 seviyesindeyiz. Türkiye 10 yıllıkları 22.97 seviyesinde seyrederken gram altın fiyatları ise 938 TL seviyesinde. Gram altın fiyatlarını yukarı çeken unsur ise ons altındaki yükseliş oldu. 1992 dolara kadar yükselen ons altın dolar Türk Lirası sabit olduğu için gram altın fiyatlarını da yukarı çekmiş oldu. An itibariyle genel bir özetleme yapacak olursak TL varlıklarda durum bu. Yurt dışına göre pozitif ayrışıyoruz dedik. Peki bu pozitif ayrışma nereye kadar devam edebilir? 4 farklı grafikle, 4 farklı Borsa İstanbul grafiğiyle şimdi teknik görünümü inceleyeceğiz. Evet değerli hocamız Ahmet Mergen'i ağırlayacağız şimdi ve Borsa İstanbul 2500 puan üzerindeyken nereye kadar gidebiliriz, nereleri takip edeceğiz onu konuşacağız. Hocam selamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tren yukarı yönde gidiyor, yani yokuşu çıkıyor. Yokuşu çıkıyor da inşallah bizim bütün yolcular da içindedir. Yani artık binsinler vagonlara, binmiş olmaları lazım. Yani bu saatte de artık yani 1800, 1900, 2000, 2100 katlayacak, 2400'e gidiliyor. Yani daha ne anlatılacak ki? Onun dışında sadece yapılacak bir şey kalıyor. Buna da binilmediyse yani gönderin hesapları da bari biz alalım hisseleri. Biz sizin sizi adınıza koyalım oraya, oturun üzerine. Biz sizi bindirelim. Yani büyük kağıtlar, lokomotifler geldi. Ön tarafa iki tane koyduk. Akbank Garanti. Arka tarafa da iki tane lokomotif koyduk. Ereğli zaten orada vardı devamlı olarak. Türk Hava Yolları vardı. Onun dışında 2-3 tane daha koyduk. Şişeyle Petkim falan, Tüpraş zaten Demirbaş. O ortada duruyor. Vagonların büyük şeyin, konvoyun ortasında da Tüpraş var. Trenler, lokomotifler ittirip duruyor yani endeksi yukarıya doğru. Daha yolu var.
Ve şunu da diyenler vardı hocam. İşçilerin biraz altına doğru gidiyor. Borsa dolar çıkmadan çıkmaz yahu, rüya görmeyin diyenler vardı. İşte bakıyorum şu an yılbaşından beri dolar bazlı getiride %22 oldu Borsa İstanbul'da. Demek ki dolar çıkmadan da Borsa İstanbul isterse çıkabiliyormuş. Şimdi baktığın zaman da yani 1800'den neredeyse 2500'e geldi. 1826 savaşın patlak verdiği sıra. Orayı da Ukrayna savaşının olduğu gün. O günden beri bir tek o gün düştü. Ertesi gün toparladı. O günden beri devamlı yukarı gidiyor. Ortalamaların üzerinde. Hareketli ortalamalar 20-50 koyduk oraya. Hadi beni dinlemiyorsunuz. Selçuk koydu 8'liği. Onun üstünde kalınca kal diyor. Biz de koyuyoruz 8'liği. Koyun diyoruz. Fibonacci rakamı. Bak mavi renkli 8 orada. Kırmızı renkli eğri 20 günlük orada. Yeşil 50 günlük orada. Hepsi sıralandı. Fiyat en üstte. En kısa vadeli ortalama onun altında. Öyle sıralanıyorlar. Sarı renkli dörtgen yatay alan. Alt taraf 1827. Üst taraf 2103. Hadi 1800'e 2100 desek 300. 300'ü de koy 2100'e 2400. Eradaki 2-3 lirayı da kordu mu 2406. Tamı tamına oturtuyorlar. Yani çanak katlamaz mı katlar mı? Efendim teknik analiz çalışıyor mu bilmem ne mi? İşi de bu. Ya teknik analiz sizin temel analizinden çoktan önce söyledik. 325 lira tüpraş fiyatı veriyorlar şimdi. Ya. 90 lira da söyledik 500'e gidiyor diye. 500'ler kulübüne gidecek bir sürü kağıt var diye bağırıyoruz. Hesabınıza bakmama gerek yok. Zaten görüyorum yani. Şuradan bir dakika. Kabloyu da bağlayalım da bağlayalım, bu sefer da bilgisayar kopuyor. Da gitmesin. Hat kopmasın. Evet. Yani yalnız onlar değil. Daha bir sürü kağıt var gidecek. Alırsın Lord. Yani neyse olursun Lord. Artık baş harfi F. Bunlar yukarı doğru trend ediyorlar. Daha yeni 400 milyonluk mu ne dolarlık ihracat şeyi imzalanmış falan elektrikli arabalara geçecekler. Türkiye bir yerlere gidiyor. Türkiye çok iyi yerlere gidecek de. Söyleyemiyorum artık. Çok iyi yerlere gidecek. Yani nasıl diyeyim işte herkes anladı zaten de. Şu işler bir enflasyon belasıyla boğuşuyoruz. Bunu da yapamıyorsanız gidin yurt dışındaki bütün ülkeleri inceleyin. Bir sürü pırıl pırıl zeki gençler var. Gençleri getirdiğin zaman işte silah sanayi, savunma sanayinde bir kısmı montaj bile olsa değil. Çoğunu biz yapıyoruz falan. Al sana işte ne güzel bomba gibi patlattılar. Harika. Yani gelişmeler orada. Başka yerde de gelişmeler olabilir. Türkiye'nin her tarafında gelişmeler olabilir. Gidip öğrenin, gidin öğrenin, gelin, gezin, parayı oraya harcayın. Bırakın gençler gitsin. Ya bu ülkede geçmişe bakın ya. 1923. O yıldan sonra Avrupa'ya neler gidiyor? Bir sürü pırıl pırıl gençleri gönderiyorlar. Hepsinin cebinde ufak bir kağıt var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten. Sizleri kıvılcım olarak gönderiyoruz. Alev gibi yanarak, yani bir kor ateş olarak yurda geri dönün diye. Biz hala millet Almanca öğreniyor ülkeden kaçmak için. Doktorlar başka bir yerde. Sıkıntı yaratmayın doktorlara da. Herkes hak ettiğini almalı kardeşim. Üzmeyin insanları. Zaten 70-80-90 sene en fazla işte oralarda bir ömür var. Türkiye'de yaşayan insanların kaderi devamlı enflasyonla mücadele olmamalı ya. Yeter. Yani bunun mücadelesini verip de başaran ülkelere gidin bakın. İnsanların cebine koyun o notu. Kıvılcım olarak gidiyorsunuz. Kor ateşi olarak geri dönün bu ülkeye. Para ise para. Nereye para harcanmıyor ki bu ülkede? Şimdi başka bir konuya gireceğim de bu sefer de ırkçı falan diyecekler. Olmaz öyle şey. Burası Dingo'nun ahırı değil. Burası Türkiye.
Türkiye. Ruhunda Türk olduğunu, millet olarak aynı amaçla yürümesi gereken, kökeni başka yerlerden de olabilir. Ama bu millet için, bu topraklar için, buradaki aş için çarpışan, aynı emele doğru giden insanlar topluluğu. Atatürk de bunu böyle tanımlamış zaten. Kimsenin kökenine mökenine bakarak dememiş. Kendini Türk hissediyorsan, Türk milletine ait hissediyorsan, bu vatana ait olduğunu hissediyorsan, bitti. Yani. Nereden geldiysen geldin. Ben Balkanlardan gelmişim, ötekisi Kafkaslardan gelmiş, diğeri Irak civarından gelmiş, kimisi Anadolu'nun göbeğinde eziyet çekmiş. Olabilir. Bir sürü yerlerden gelen var. Libya'dan gelmiş, oradan gelmiş, oralara zamanında gitmiş, oralardan yani tekrar geriye dönmüş bu yurda. Bir tane de yurdu var bu ülkenin. Kaçtı? 786 bin kilometre kare miydi? O civarda bir şey. Ama dev gibi bir ülke burası. Daha da yukarıya gidecek bu endeks. Ben öyle görüyorum yani. Ha, kısa vadede Fibonacci hedefi dış sayım tekniğiyle bakarsan, kısa vadede Fibonacci hedefi 2000 kaç orası? 2700'lü bir rakam. Oraya doğru tırmanıyor. Bunun üstünde 4100 falan var. Bir sonraki Fibonacci hedefi. Bakıldığı zaman abicim buralarda biraz daha gidebilir. Ondan sonra 2-3 ay, çünkü 6 ay o Tobo'nun sol tarafı 6 ay sürdü boğuşma. Sonra doların 18'lere doğru gidişiyle bir şok yaşandı. Büyük Tobo'nun baş kısmı oluştu. Şimdi buradan tekrar yukarıya doğru gidiyor ve bu Büyük Tobo'nun sağ tarafı oluşacak. 5-6 ayı da burada var. Gidişler, gelişler falan filan. Hangileri gidiyor? Önce babalar gidiyor, analar gidiyor. Yani büyük endeksi taşıyanlar gidiyor. Yani ana kanguru gibi koydu cebine endeksi. Götürüyor bir yerlere. Endeks de ortalıkların üstünde, emniyet içinde. Düşer bu. Nereye düşecek? Kaç sente indi? Sentlerde bu. 50 bin dolarda değil bu endeks. Bu endeks 16.500 dolar falan yani oralarda. 17.500 dolardaki dirence doğru gidiyor. Boyun çizgisi orada. Geçersek grafiği. Dolar bazında dolar haftalık bazına hangisi olursa. Tamam, dolar bazına geçelim hocam. TL bazlı iki grafik olursa daha var. Buralara geçersek, bak şimdi böyle şey nasıl diyeyim, kahverenginin açık tonu gibi büyük bir dörtgen var. Bu dörtgen üst tarafı eski rakamlarla 2 dolar. Bazen 2.25 dolara gider. Yani 20 bin dolar, 22 bin 500 dolar. Aşağı tarafta 12 bin 500 dolarda kazık çaktı. 5-6 keredir oradan dönüyor. Şimdi sağ tarafa aklınızda kalsın diye bir insan resmi kafası çizdim. Kırmızı renkli olan yer Ferhat da şiirinin dudakları. Ruj sürmüş kırmızı. Şiirinin gözleri ne renk? Yeşil. Burada bir kafa resmi görüyor musunuz? İki tane göz var. Bir tane de ağız var burunla beraber. Sol taraftaki göz, yeşil renkli göz oluştu. Sağ tarafında olması lazım. Orada bir göz daha oluşması lazım ki aklınızda kalsın. 17.500-18.000 doların üzerine doğru fırladığı anda 20 bin dolara gidiyor. İlk anda orada tabii ki bir boğuşma yaşanacak. Bir itiş kakış. Ama bu Tobo'nun yüksekliği 5.000 dolar. 17.500, 12.500, 5.000 daha 22.500. Kafa tarafı saçların olduğu bölgeye doğru gelecek. Gün gelecek orayı da siyah yapacağım. Yani saç ekeceğim oraya da görüntüye. Akılda kalsın diye. Ama bu Tobo'yu yaşayacağız. Sol tarafta yeşil renkli olan daire içindeki alan 6 ay sürdü. O kısım. Orta taraf çok kısa sürdü.
baş kısmında ikili dip oluştu. 12.549, 13.013 şeklinde. Şimdi sağ tarafta bir 5-6 ayda orası var. O bizi nereye taşıyor? Ekim dönemine taşıyor. Sonbahara taşıyor. Yaz ayları buradayız yani. İtiş kakış içinde. Yani trading, eyvallah. Alışveriş zonu içinde. Önce büyüklere geldiler. Daha biraz daha ittirecekler. Muhtemelen. Ondan sonra yan taraflara gelecekler. İşte hepinizin, yani demin sen söyledin, janstı, kartondu, oydu, buydu. Hı hı. Yani yan taraflarda da kağıtlara biraz atraksiyon gelecek. İşte metro, o, bu, bakıyorsun. Böyle bir sürü kağıt var. En tepede yataş, işte Verus, Mepet, yükselen falan filan. Oyakçı ev. Yani bir çimentoya doğru gelebilirler. Bazı çimentolar aşağılarda kaldı. Yani 85 liralık çimento, 45 lirada alıcı yok falan filan. 85 liraya geldiği zaman alıcı gelir zaten. Bizde öyledir. Ucuz mala kimse gelmez. Etiketi değiştirip pahalı hale soktuğun zaman burada bu bayağı iyiymiş filan. Fiyatı da iyi. Demek ki bu kaliteli mal. Öyle bir de şey vardır yani. Konsept kafada. Ne kadar büyük olursa fiyatı veya bir şeyin ucu o kadar makbul oluyor. Oo çok iyi ya. İyi fiyattan aldık. Ama ne aldık abi ya? Çok iyi aldık abi o fiyattan. Allah Allah. Daha yarı fiyataydı. Daha aşağılarda bir ay iki ay önce. Orada niye almadın? Ne o gitmiyor. Alınmaz. Gitmeyen bankalar bile bakıyorum da bazıları %50 yaptı. 10 günde. Banka endeksi de gidecek. İşte garantide biraz baraj kapakları açıldı. 12.20'ye garanti satacaklar. Evet, tabii. Garanti kaç parada vurdu? 14 lira oldu. Niye versin 12.20'ye? Daha da normal şartlarda burada da durmaması lazım da. Yani ben de artık revize ediyorum. Yani revizenin revizeleri filan. Yukarı doğru tırmanıyor. Yani artık herhalde İstanbul Borsası tarihine de geçmiştir bizim patlıcan endeksi. Bir gün gelir konuşurlar. Bir zamanlar böyle bir adam vardı, patlıcan endeksi vardı falan filan diye. Öyle anlatıyordu borsayı diyecekler herhalde arkamızda. Gerayı da burayı da geçelim. 50 haftalık ortalama, yeşil renkli ortalama yukarı yönde geçildi. 17.500, 18.000'e doğru orada boyun çizgisi var. 17 o boyun çizgisiyle yeşil renkli ortalama arasında tıpkı sol taraftaki gibi bir süreç daha geçirecek diye düşünüyorum borsa. Evet, burada geçebiliriz. Hocam. İki tane grafiğimiz tabii var haftalık. Bir özel grafiğimiz var. Özel grafiğimize bir bakalım, sonra bir de TL bazında bakarız. Buraya da baktık. 3.80'den 2.71 falan tepeler yakalıyor çıkışı. Daha biz neredeyiz? Yeşil renkli ortalamanın oradayız. Pardon ya, daha yukarı yol var. Yani bunun derdi 2.70'te önce bir kıyamet kopacak, koparsa. Hı hı. Daha oraya kadar çok yol var. 2 civarındayız, daha bir 70'i daha var. 3'te 1 yani, bir 3'te 1 oranında daha yükseliş var. 1.75-1.83 arasında bir yatay alandan sonra hop biraz aşağı doğru gitti. Şimdi oradan tekrar yukarı doğru tırmanıyor. Ortalamanın üzerine çıkarsa tepeleri birleştiren mavi çizgiye kadar yolu var. Ama önümüzdeki dönemde o sağ taraf orası da dolacak. Tıpkı sol taraf gibi. 2.70'in üzerinde esas fiesta başlıyor. Yani oradan sonrası 4'e kadar önü açık. Yani orası da muhtemelen 50 bin dolar seviyesine ulaşacak. Yani bu işler böyle. Evet. Ortalama direnciyle uğraşıyoruz. Orayı geçmeye çalışıyoruz. Muhtemelen bir geçeriz. Ama hemen kopup 2.70'e doğru gelemeyiz. Daha vakit var. Bu sene 6 ay, sene sonu. Ondan sonra sene sonuna doğru belki hamleyle mavi renkli trend çizgisinin üstüne doğru bir hamle olur. Yani tekrar 2.30, 2.5 oralara doğru gidebilir. Evet, bunu da geçelim.
Bir son grafiğimiz var. Ona da bakalım hocam. Ondan sonra devam ederiz. Ve daha da uzun vadeli. 819-1600 arasındaki kısmı bir dalga boyu olarak düşünürseniz, ondan sonra ABC şeklinde aşağı doğru geldiğini düşün. 1376'ya. Şimdi birinci dalga boyunun 1 veya 1618, 2618 katı kadar yukarılara gidebilen bir çıkış akımı, bir çıkış dalgası, atılım dalgası oluşabilir. 819-1600 arasındaki o kısmın dış sayım tekniğiyle, matriksteki dış sayım tekniğiyle bakıldığında, yani tepelerin üzerine ekleyerek 1600'ün üzerine 819 ile 1600 arasındaki farkın 0618'ini ekliyorsun. Ne oluyor? 2100 seviyesi. Oraya geldik zaten. Bir sonraki hedef 2800'lü rakamların olduğu yer. Yani baktığın zaman. Öteki de zaten 2700 vermişti. 2700-2800 arası biraz bir dertlenme olacak gibi gözüküyor. Bu ikinci hedef. Nasıl elde ediliyor? 0618'de elde edilen 2100'ün üzerine ilk dalga boyunu koyuyorsun bu sefer. Orası orası. Orası da geçilirse, yani üçüncü dalga, ki en güçlü dalgadır, yukarıya doğru devam ettiği anda orası yukarı tarafta 2800'lü o rakamın üzerine 1618 katı kadar ilk dalga boyunu eklersen 4100'lü falan bir rakam oluyor. 4100. Bunu 15'e bölersen yaklaşık ne ediyor? 27-28 bin dolar. Muhtemelen öyle bir şey ediyor. Yani şey olsa, 4500 olsa 15 dolardan 30 bin endeks eder. Yani bizim 31 bin, 32 bin civarında iki tane tepe var. 2017-2018 sırasındaki o büyük rally orada bitti. Ama yukarı yönde, yani önce 27 bin civarında bir şey var. Onun üzerinde hedef, yani 27 bin niye 27 bin? Şöyle, 12.500 ile 20 bin arasındaki o yatay alan, büyük yatay alan, yukarı yönde 7.500 liralar koydu mu 27.500. O asgari mesafe. Esas onun üstünde 31 bin dolardaki iki tane tepe var. Oraya doğru hamle yapacaklar. 20 binin üzerindeki hamle orada bitecek. İşte bu da tabii uzun vadeli olarak, eğer uzantı yaparsa, güçlü bir alım dalgası burayı da götürürse, o zaman diyeceğiz ki 1376-2400 bu 3 numaralı büyük dalganın ilk dalgası. 2406-1726 düşüşü ABC şeklinde, öteki de 1827'de bitti. Bu da ikinci dalga, düzeltme dalgası ilk dalgaya göre. Şimdi 3 numaralı büyük dalganın içinde 3 numaralı dalga geliyor. Bu dalga 1376 veya nasıl diyeyim 1400-2400 100, yani 1400-2400 arasındaki o 1000 puanlık farkı şeyden itibaren, 1720'den itibaren yukarı yönde götürecek. Orası da zaten 2750-2800. Yani birebir olsa o kadar. 1618 katı olursa 3000'lerin üzerinde bir rakama gider. Bu üçüncü dalganın, büyük dalganın üçüncü dalgası. Sonra bir düzeltme 4. Arkasından üçüncü dalganın kendi içindeki 5. dalgası geliyor. Yukarılara doğru. Karıştı kafalar belki ama. Tabii eğitim şart. Yani ders veriliyor. Ayrı mesele. Geçelim. Hocam Akfen'le devam edeceğiz. Bugün de yeni halk arzlardan birçoğu var ama Akfen'den önce bir reklama gitse miydik? Tamam, yönetmenimden de okey aldım. O zaman Akfen'e bakıp öyle gidelim. Bu Akfe G'ye. Evet. Yani şimdi 1.34'ten 9.40'a. Haldır huldur, haldır huldur. Ondan sonra tepede ters yüz olma günü
Bitti. Insert more coin. Game over. Oyun buna dönüyor. Nasıl bir iş bu? 3.48'den 9.40'a giderken o hengame içinde kendini kaybetmeyeceksin. Yavaş yavaş pisti terk edeceksin. Adios amigos. Nereye giderse gider. Eğer burada sen, efendim benim işim vardı, yok pazara gittim, yok markete gittim, bilmem nereye onu ödemeye gittim, burada elektrik faturası vardı, şuna gittim, öteki tarafta bilmem birisiyle buluştum falan filan derken, eğer takip edemiyorsan piyasayı, döndüğün zaman taban olduysa kağıt, geçmiş olsun. Onu önlemek için abicim yukarı giderken fiyatları, fasulye tanelerini yollara serpiştireceksin ki arka taraftan gelen spekülatör, grup, neyin nesiyse, Pac-Man onları yiyerek gidecek yukarıya doğru. Yesin götürsün. Sizden sonra sat alan da kazansın. Ama tepede çaktığı anda taban hadi 4 lirada çıkabilirsen. 8'de aldın kağıt 5 günde tabana gitti 4'e geldi. Çıkamaz yatırımcı. Tamam uzun vadeli yatırımcı bir tane daha eklendi. Uzun vadeli yatırımcıya dönüşüyor. İyi de böyle dönüşmeyecek yatırımcı uzun vadeliye. Normalde diplerden falan alıp uzun vadeli yatırımcı olmak lazım. Şimdi nerede kağıt? 2.48, 2.88. Ben TOBA yapmak için tekrar 4.5'un üzerine oraya doğru götürebilirim. Götürebilirler. Tepede verdiklerini eğer yatırımcıdan geriye aldılarsa 2.5 liralarda, 3 liralarda fıstık gibi iş. Bir sonraki hamle için OBO, TOBO bilmem ne falan filan bir sürü şeyi çizdirebilirler. Ve benim sevgili yatırımcılarım maalesef aynı oyunda, aynı yerde, aynı tuzaklarda devamlı. Yani kaç kere bir insan hayatta doluya yakalanır ya? Yani bir kere dolu yersin, kafana hadi bilmiyorum dersin. İkinci de ya biliyordum ama yani tedbir almadı. Üçüncü, beşinci, sekizinci. Ben gene doluya yakalanıyorum. O zaman sana müstahak mı kardeşim? Doluya bak 80 tane bir kere yakalanmaz ki. Dışarıda şu anda bulutlu bir hava var. İstanbul'un üstünde. Biraz kasvetli bir hava. Tamam meteoroloji zaten söylüyor. Sağanakla yağış var kardeşim diyor. Evet, sen hocam. Bütün bunlara rağmen yok efendim yok ya hava açar meteoroloji bir şey bilmiyor. Hava da bir şey bilmiyor. Karanlık hava o da bana bir şey ifade etmiyor. O zaman başına geleceği razı olacaksın. O zaman sırılsıklam olur eve öyle dönersin. Üşütürsün. Zatüre bile olur gidersin. Bu iş böyledir. Yani buralarda bu tip hareketler çok rastlanıyor. Çok rastlanıyor. Klasik bir karton örneği gibi. Bir petrokent. Götür pataküte. 800 liradan kağıt inmiş nerelere. Yani yani şirketlerin hakkında herhangi bir şey anlamında söylemiyorum. Belki şirket ediyordur etmiyordur onun bilemem. Ama şu tür hareketler yatırımcıların tamamıyla tuzağa çekilmesi ve maalesef zarar etmesine sebep oluyor. Bir de borsa kötüleniyor yani. Evet hocam. Borsa kötüleniyor. İşte yatırımcı sinirleniyor. Şöyle oluyor, bu oluyor. Borsada çalışan insanların da ne ücretleri artıyor böyle durumda ne bir şey oluyor. Güvende kaybediyor. Ya bırak ya orası şöyle şöyle bir yer falan deniyor. Öyle evet. Öyle bir yer haline gelmemeli. Evet hocam. Hocam ilk yarıyı bitirdik. Yeni SPK Körfez Başkanı'na da başarılar dileriz. İnşallah, inşallah güzel bir süreç yaşarız yeni başkanımızla. Hocam Körfez GEO ile devam edeceğiz ama kısa bir aramız var. İlk yarıyı bitirdik, taştık. Kısa tamam. Bir araya gidelim, sonrasında buradayız. Evet efendim Borsa Teknik'te ikinci yarıdayız. Körfez GEO ile devam ediyoruz. Şöyle bir fiyata da bakalım. 5.92.93 %0,67 kadar aşağıdayız. Buyurunuz grafiğimiz gelsin. Daha bakacağımız birçok hisse var zaten. Körfez GEO ile devam edelim. Evet hocam. Burası 1 liralardan 8 liralara kadar gelmiş. Şimdi orada 3 tane tepe var. En son 4.80'den çıkış da genelde oralarda 2 tane tepe oluşmuş. Ama 8.78-84 ama daha ziyade yani hissenin dolaştığı alan
aşağı 4.01'i geç. 4.85 aralığı. Demek ki 4.80 ile 5 aralığında orada dipler oluşuyor kardeşim. Bu dörtgenin içine bakıldığında. Üst tarafta da 8'e doğru geldiği zaman satıcı geliyor. Şu anda ortalamaların olduğu yerde. Eğer ortalamaların altında sarkarsa, yani 5.80 oranın altında sarkarsa bir 80 kuruş daha aşağı yönde giderek 4.85 aralığındaki o dipleri bir kere daha deneyebilir. Hızlı bir çıkış yaşanmış. 8 katı olmuş kağıt. 1 liradan. Normal. Zamanında ne anlattım? Yani böyle hızlı çıkışların yatay alana geçme var. Hızlı çıkış sendromu var. Bir süre böyle yatay alanda vakit geçiriyor. Bu 8 ay sürüyor, 9 ay sürüyor. Sürdü yani. Hızlı giden o büyük kağıtlar, yan tahtalardaki 1'e 10, 15'e katlayan bütün kağıtlar daha sonra %50, %60 tepeden aşağıya geldi ve 8 ay, 9 ay, 10 ay, 12 ay falan aşağı doğru ve sonrasında yatayda vakit geçirdi. Sindirme yani zamanı. Orada da mal veriyorlarsa o zaman başka bir hikaye. Aşağılara doğru yol alır ama eğer toparlanıyorsa mal olarak da ki muhtemelen toparlanıyordur. %60 aşağı geldikten sonra böyle bir enflasyonist bir ortamda artık daha da aşağıya gelmeye pek niyetleri olmuyor. Her şeyin yukarı gittiği bir ortamda. Burada da aşağı tarafta yani ortalamadan zıplarsa fiyat önce 7 civarında daha sonra 7.85-8 aralığında yine satıcı ile karşılaşabilir. Uzun vadede ne kadar olduğunu bilemem ama yatay alan katlarsa, yatay alan katlarsa da zaten 4 yani 5 lira 8 lira arasındaki farkı artık hepiniz biliyorsunuz 3 lira daha yukarı koyarsın 10.5-11 oralar hedeflenebilir. Yani şirketin performansına bağlı, başarısına bağlı bir de tabii ki gayrimenkul sektöründeki gelişmelere bağlı. Evet, geçelim. Geçelim hocam. Euro Kapital Yatırım Ortaklığı ile devam ediyoruz şimdi. Evet. Yani 3.30 oradan müthiş bir çıkış 9.33'e. Ondan sonra tepelerin giderek alçaldığı bir düşüş trendi. Yani 9.33, 8.56, 7.61, 6.4 her alış hamlesi bir önceki tepenin üzerine fiyatı çıkartamıyor. Satıcı bastırıyor. Böyle bir ortamda ortalamaların da altında en son 6.97'den sonra aşağılara doğru saldı gitti. 3.25 sol taraf 3.30. Dibin olduğu yere geldi. Bir iki hamle mamle filan. Sonra bir hamle iyi bir hamle oldu 5.38'e ama yani 5 civarında da bunun satıcısı var. Anlaşıldı. Çünkü sol tarafta diplerin olduğu yani tepelerin olduğu bir yer de var orada. Tepki alımlarıyla oluşan bir tepe ortalamaların altında. Oradan bir daha devrildi. Nereye? 3.47. Son olarak 3.70, 3.69. Ortalamalar civarında. Ortalamalar 3.84'te. 3.80 diyelim. Hadi biraz daha müsaade edelim. Kardeşim 3.69, 3.70 tamam. Stop. Eğer bakacaksan burada yukarı yönde bir hamle olabilir mi 5'e kadar? Olabilir de. Yani bu tabii ki bu kağıdı oradan oraya taşıyan gruplara bağlı. 3.30'dan 9.30'a kadar taşıyabildiyse burada da eğer topladıysa kağıtları yatırımcılardan tekrar 5'e kadar hamle yaratır mı? Yaratabilir. Yaratırsa da şaşırmam. Çünkü kağıt kontrol edilebilen bir kağıt anlaşılan. Bu tip sert hareketlere maruz kalan kağıtlar o tür kağıtlar oluyor. Birileri alıyor, topluyor malı hop diye bir şekilde götürüyor yukarıya. Ondan sonra dağıtıyor. Ondan sonra bıraktığı zaman alımları kestiği anda yatırımcılar zaten panik içinde. O ona veriyor, bu buna veriyor derken kağıt sürükleniyor gidiyor aşağıya. Kimse sahiplenmezse kağıdı, kağıt sürüklenir gider. Bizde böyledir. Yani küçük yatırımcıların alışıyla malışıyla herhangi bir şekilde düşüşler falan filan durmaz. Durmaz yani. Ne o kadar para var ne de o kadar cengaverlik var. Birileri gelecek o malı sahiplenecek, toparlayacak yani ortalığı. Hani var ya böyle tabiri caizse mekanın sahibi geldi filan gibi. Burada da mekanın sahibi geldi gibi öyle durumlarda ancak dengeleniyor kağıtlar. Ama o mekanın sahipleri de daha sonra yukarıya götürdükten sonra millete de malı satıyorlar. Yani kârdan devrediyorlar topladıklarını. Bu işte bu döngüde 30 senedir devam ediyor.
Şimdi tekrar yatay alan diye düşünürsek, nedir yatay alan? 3,5-5 arası bir yatay alan var. Ortalamaların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Tepki alışlarıyla tekrar yukarı gidebilirse de şaşırmam yani. Takip etmek lazım. Evet. Ha, ben de var mı yok mu bilmiyorum. Öyle yani gözüme çarpan kağıtları yatırımcılar mutlaka takılmıştır buralarda deyip grafikleri çiziyoruz, gösteriyoruz size. Yani yatırım tavsiyesi değildir. Hocam. Vermiyoruz öyle yatırım tavsiyesi. Yani esasında belki de bazı şeyleri de vermek lazım ama işte sıkıntı orada. Yani her verilen şey illa para kazanacak diye bir şey oluşuyor, fikir oluşuyor. Yani bilen insanlar o zaman herhangi bir şekilde bir takım kağıtları söyleyemiyorsa, aracı kurumlarda da tecrübesi çocuklar var. Ya adam 10 sene falan geçirmemiş, 15 sene geçirmemiş bu hayatta. Yani bir borsayı, bir bilmem neyi, bir senede hemen o kağıdı aldım, bu kağıdı sattım, hele böyle bir çıkış piyasasının göbeğine tak diye, löp diye düşüp de her şeyi bildiğini zannedersen, ondan sonra üstatlar, müstatlar, şunlar, bunlar. Bu sefer işler bir terse gittiği zaman ortalık karışıyor. Yani SPK'nın da yapsın. Yani, iki arada bir derede kalınıyor ya burada. Yani yatırımcıya bir şeyler vermek istiyorsun, veremiyorsun. Veren insanların da ne amaçla verdikleri falan da önemli bu bizim borsamızda. Yani kimsenin kimseye alet olmaması lazım. Çok değerli çocuklar var, biliyorum. Yani belki daha fazla yararları olabilir insanlara. Yani arkasında kesinlikle duracağım bir sürü insan var. Yani benden 20 yaş falan yani artık bir sonraki nesil diyeyim bana göre ama takip ettiğim zaman yani bunların yani geçmişi bilmem nesi belli şecereleri. Bunlar yatırımcıya kötülük yapmazlar. Ama insanlar da yani çekingen davranıyor. Ya abi şöyle bir şey desek bu sefer başımıza bela olacak. Haklı. Kim ister ki durup dururken bir şeylerin insanın başına bela olmasını? Yani ortada herhangi bir getiri yok, bilmem ne yok. Sen getiri olmadan, şu olmadan, bu olmadan belki yardım etmeye çalışıyorsun. Ama sonunda iş kabak senin başına patlayacaksa kimse o riske girmez. Onun için de öyle bir gidiyor böyle ya dur bakalım. Dediğim gibi. Çünkü bizim piyasamızda da yani başka ülkelerin piyasası gibi değil. Daha ziyade spekülatörler, gruplar, şunlar bunlar, kağıtlar üzerinde ya patronlar bile çok etkili oldukları için. Yani herhangi bir konu hakkında bir şey söyleyen insan da terste kalabilir. Yani yıllar öncesi öyle hatırlıyorum. Kendimi de biliyorum yani. Yani o zamanların en büyük ekonomi kanallarından, şimdi de öyle zaten, haber kanalına dönüştü daha ziyade. Ekonomi kısmını biraz bıraktılar. Yani işte şimdiki Doğuş grubunun yine televizyonlarından bir tanesiydi. Kanal bitti, CNBC'ye bitti, onu kapattılar. Ama öyle zamanlarda da mesela yani Maslak'tan gidiyoruz, konuşuyoruz. Bildiğimiz kadarıyla şöyle olur, böyle olur diyoruz. Balıkesir'de Bakırköy'deki, Balıkesir de şeyden geldi ya, tatilden geldi bir anda aklıma. Tatiliniz yani gelmiş falan. Hocam. Tatil zamanı gelmiş herhalde gelmiş, Burhaniye gelmiş. Bana. Ondan sonra ya Bakırköy'deki şubeye erişene kadar ki yani kendi arabalarıyla getiriyorlar kanal. Yani yarım saat falan sürüyor, 45 dakika sürüyor. Vallahi o 45 dakika içinde ya bunları dedik sabahın köründe ama biz oraya gidene kadar bu spekülatörler bizi ters köşe yapıp ben aşağı dediysem yukarı alırlar mı diye de bakıyorsun yani. Olabiliyor. Sen yani kanalda Gökay falan filan konuşuyoruz. O zamanlar. Şubeye gelene kadar valla bir bakıyorsun şubede işler terse dönmüş. Olabilir yani. Çünkü o tür çok oynak bir piyasa olabiliyor zamanı geldiğinde. Evet, yani konu biraz derinlere gitti ya. Neyse, hadi bakalım öteki grafiğe geçelim. Tümosan'la devam ediyoruz hocam. %1'in üzerinde artı 22.16 şu an Tümosan'da fiyat. Şimdi bunun dip tarafı, yani ikili dip oldu. 15'te bir tane, 14.40'da bir tane. 14.40-15'in altına iner gibi yaptı ama muhtemelen göstergeler 14.40'taki dibi onaylamamıştır.
Orada bir uyumsuzluk olmuştur yani. Oradan kalktı. Ortalamaların oradan bir patlattı yukarıya. Kırmızı yeşili yukarı yönde kesiyor. Tam o dip noktadan hızlı bir çıkış. Arka arkaya tak 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 yükseliş. Nereye kadar? 22-14'e kadar geldi. Sol taraf 22-28, orta 22-14. Geldiğimiz nokta 22-22. E şimdi burada dirençle boğuşuyor. Ha, belki burada biraz vakit geçirebilir. Olabilir. Ama ana tema göründüğü kadarıyla herhalde 26-46'daki ana çanak direncine doğru giderek o sarı renkli alanın üstüne çıkıp sarı renkli çanak tamamlandı. Daha büyük çanağı tamamlamak üzere yani mergenin matruşkaları iç içe giderek büyüyen çanakları, matruşka çanaklarını tamamlamak için daha büyük çanağa doğru gidiyor. Ondan sonra bir kulp yapar. Tekrar bir ufak çanak sağ tarafta. Ondan sonra sonbaharda bakalım ne tarafa gidiyoruz. 26'nın üstüne gidip oradan kaptırıp 35'lere mi gidiyoruz, gör gitmiyor muyuz? O tabii daha sonraki etap. Sonbahardan sonra. Yani endeks nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz, Türkiye'nin üzerindeki gelişmeler nedir, ne değildir? Yani F-16'lar, F-35'ler, şunlar bunlar. Yani devamlı bir şeyler oluşuyor. Güneydoğu şeydeki, Doğu Akdeniz'deki doğal gazlar falan yani o kaynaklar, yerin altındaki, denizin içindeki şeyler, doğal gaz yatakları, şunlar bunlar. Yani üçlü, dörtlü belki ülkelerle bir araya gelip onların çıkartılıp şu bizim Ege'nin karşısındakileri de bir ikna edebilsek. Ya kardeşim burada işte para var, beraber gel oturalım, zengin olacaksınız, siz de geçineceksiniz, biz de geçineceğiz. Ay ne mızmızlar yani. Öf, bıttırıyorlar yani. Geçelim. Evet, MİA teknoloji diyeceğiz. 2021 halka arzlarından bir tanesi hocam. Yani yeni bir halka arz. Oraya bakalım. Vallahi bu da 17-38'den kalkmış. Nokta formasyonu. Tavan. Çok güzel böyle tavan giderken. Keyifler yerinde oluyor. Oh ne güzel. Tabii oh. Yani herkes halay çekiyor. Öyle. Sonra işte böyle siyah bir mum oluşuyor. 40 lira civarında. Pataküte. İşte orada birisi müziği kesiyor. Hop bakalım herkes hadi evine. Oradan 28'e. 40. 28, 12 lira. Tekrar 42 lira. Yani bir yatay alan oluşturdu gibi. Tepe 41-42'de oluşuyor. Aşağı tarafta 28 civarında dibe oturuyor. Şimdi tekrar ortalamaların altında. Eğer biraz daha salarsa kendisini gene 28'e doğru gelecek demektir. Yani yatay o dörtgenin alt tarafındaki desteğe gelecek. O destek kırılırsa sıkıntı artar. Çünkü o desteğin olduğu yere kadar 28'e kadar 17'lerden filan 11 lirayı roket gibi gitmiş. Hiç ne alışveriş falan olmamış. Alıcıyla satıcı karşılaşmamış bile. Tavan. Boşluklar. Hop oradayız. Hep oradasın da. Düşüşte de o boşluklar sert bir şekilde kapanabilir. Aman dikkat. Yani 28 civarında destek var. Ortalamaların üzerine çıkarsak bir şekilde o zaman 41-42'ye bakacaksın. Uzun vadede bu dörtgen katlar mı? Her şey mümkün. Uzun vadede de tabii ki diğer kağıtlarla beraber eğer biz 30 bin dolarlara doğru endeks olarak gideceksek bu şirkette makul bir performans gösteriyorsa tamam 41 liranın üzerinde yukarı tarafa doğru yani o zaman bir 11-12 lira daha koy 52-55 olur mu? Yani sonbahardan sonra bakacağız kağıtların çoğuna ne oluyor ne bitiyor. Evet geçelim bakalım. Evet, yine 2021 halka arzlarından birisi, o da Mercan Kimya. %2 kadar eksi hocam. Bu biraz daha şey gitmiş. Yani inişli çıkışlı gitmiş, öyle hı-hı, kaptırıp gitmemiş. Yani 10 lira civarından en son bir kaptırmışlar yukarıya doğru, 14 lirada. Orada da zaten gittiği gibi pataküte geri gelmiş. Yani ya anlaşamadılar, ya karar veremediler. Birisi ben satıyorum falan mı dedi. Ne yaptı? Yani grupta herhalde bir karambol oldu mutlaka. Yoksa tepeler evet yükseliyor ama çok hızlı yükselmiş oraya. Yükseldiği gibi geri gelmiş. Kağıdın dibi 9 lira civarı. Öyle görünüyor. Yani baktığın zaman 8.94, 9.13. Öteki de 9.14 falan. 9.44 değil o. 9.14 falan olsa gerek. Veya 9.04.
Oralarda çünkü 9'un üzerinde ama 9.44 değil. Sol taraftaki dip 9.13 olursa o 9.44 ama onun altında bir yerde. 9.04 diyelim. Evet. 3 tane dip. Diplerin çizgiyle birleştir. Tamam. Bunun desteği burada kardeş. Yukarı tarafta durum ne alemde? Boş ver 14.25'i. Sol tarafta 12.20 çubuk gibi ama normalde 11.5 falan gibi oradaki tepeler. Sarı renkli olan yerdeki tepelerde 11.5 falan gibi 2 tane de orada var. Orada bir sarı renkli alanda bir çanak oluşturabiliriz. Yatay alan da diyebilirsiniz. 9-11.5 çanağı yukarı yönde katlarsa 2.5 daha koy. 14 lira civarı. Kağıt da zaten 13.93 ile oralara kadar gelmiş. 14 lira 25 civarında oraya yaklaşırken satıcı gelir. Yani oradan sonrasını eğer kopartırlarsa yukarıya haldır huldur. Ha, o zaman tamam. Grup herhalde birileri kağıdı ele geçirdi. Yukarıya doğru haldır huldur sürüklüyor denilebilir. Ama normal şartlarda 14-14.25 o aradaki alanda bence satıcı gelir. Ortalamalardan da biraz fazla uzaklaştı. En yakın ortalama 12.5'ta. Yani burada biraz bekleyebilir. Bu çanağı, büyük çanağı tamamladıktan sonra belki bir daha aşağı doğru bel verip bir de ufak çanak yani kulpunu yapıyor olabilir. Yapabilir yani fincanın kulpu gibi düşünün geleceğe dönük. Ha, büyük yatay alan 14.9 nedir? 5 lira. Daha sonraki yıllarda, aylarda, sene sonu, gelecek seneye şarj sarkar belki. Yani grup bir anda hızla götürmezse. 19-20 lira civarına gidebilir mi? 5 lira daha koyup 14'teki tepenin üzerine gidebilir. Uzun vadede. Geçelim. İyi yönetilirse gider ama. İyi yönetilmezse hiçbir şey olmaz. Aksine 9 liranın altına da gider yani. Hocam yine bir 2021 halka arzı, Mediterra tıbbi malzeme, bu da 2021 halka arzlarından 12.10 fiyat. Valla burası da 8 lira civarında, 87 değil o tabii, 8.06 filan oralardan kalkmış. Valla 11.83'e kadar gitmiş, sonra diplere bakıyorsun 8.75, 8.76, sağ taraf 9. Demek ki 8.75-9 aralığında burada alıcı geliyor buna. Yukarı tarafta 11.83'e gitmiş. Orası hani bir ufak bir değme noktası. 11.5 falan desek 9 lira 11.5 arası 2.5 lira. 11.5'ün üzerine 2.5'u koy 12.14. Kağıt 13.98 işte çanağını katlamış. Göstermediğim çanağı. Oradan sonra büyük bir çanak daha var şimdi. 14 ile 9 arası sarı renkli alanda. Şimdi ortalamaların orada tutunmaya çalışıyor. Yani kırmızı renkli ortalama 20 günlük, yeşil 50 günlük. 50 günlüğün altına gitmediği sürece orada sanki sağ omuz yapılıyor gibi de düşünülebilir. Oradan sonraki hamleyle 14 civarındaki zirve bir daha yoklanabilir. Ondan sonra belki bir kulpu oluşur. Eğer buradan kopartıp götürmezlerse. Kulp, yani ana çanak 14-9 arası oluyorsa kulpu da bunun. 12-14, 11.5-14 gibi bir aralıkta oluşabilir. Fincanın kulpu gibi. Ondan sonrasına bakacağız. 9-14 yukarıya katlarsa evet 5 lira daha. 19-20 lira gider mi? Burası da gidebilir. Şu anda çanak tamamlamaya giderse 14 lira civarında satıcı gelir. 50 günlük ortalama 11.68, 11.5'un altı stop. Yeter. Daha sonra bakılır icabına. Evet, buna da geçelim bu şekilde. O zaman hocam yine bir halka arz diyelim. Margün Enerji. Yatay alanda açık şekilde 4-5 tane tepe var. Nerede var? Yaklaşık 10.40'larda filan. 10.29, 10.60'da, 10.39, 10.48. Tepeler orada kardeşim. Dipler nerede? 8.5 civarında, 8.40. Şimdi ortalamaların üzerinde tekrar o 10.40'taki tepeye doğru gidiyor. Yani burayı katlarsa önemli olan da 8.42, 9.08 o çizginin kırılmamasıdır, trend çizgisinin. O aynı zamanda hareketli ortalamanın olduğu yere de geliyor. İki taraftan birden orada destek var. Nerede var? 9.5 civarında. Eğer 10.5'u falan geçip de yukarıya doğru niyetlenirse o zaman beklenti olarak bu yatay alanın yukarı yönde katlanmasını beklersin. 8.5, 10.5 ve 12.5 falan filan gibi bir yer hedeflenebilir kısa vadede. Trend yukarıya şu anda ama yatayda dolaşıyoruz ama kısa vadeli trend ortalamaların üzerinde direnci zorlayıp duruyor.
kopartırlarsa 12-12.30'a doğru yolculuk olabilir. Evet, evet. Zaman azalıyor galiba. Zaman bitti bile hocam. Bu da son grafiğimizde. Zamanı da açtık. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Artık geri kalan çarşamba yani günü diyelim. Herkese bol kazançlar. Sağ olun hocam, sizlere de. Evet efendim, bugün de biz de ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben de hazır program sonunda aklıma bir fikir geldi. İnşallah hocamla da program sonrasında konuşacağım. Çarşamba günü biraz dolar bazlı büyük hisselere bakmakta belki de fayda var. O yüzden bize şimdilik müsaade. Yarın saatler 1'i gösterene tekrardan sizlerleyiz. Bol kazançlı bir kapanış diliyorum herkese. Hoşçakalın.